Evet, yani bu soru Biden gidere yarak sizce dünyayı bir felakete mi sürüklüyor şeklinde bir finali vardı bu sorunun. Öncesinde senin de aktardığın gibi bu son gelişme ki biz oradayken G20 zirvesi öncesi deyim yerindeyse gündeme bomba gibi düşmüştü. Yani uzun menzilli balistik füzeleri Ukrayna'nın kullanmasına onay vermesi Biden yönetiminin. Şimdi bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı değerlendirmeyi ben aktarayım izleyicilerimize. Her şeyden önce bu kararı doğru bulmadığımız gibi tasvip de etmiyoruz dedi. Ukrayna-Rusya savaşının başından bu yana daha fazla silah, daha fazla kan, daha fazla gözyaşı ile değil, daha fazla barış çabası, daha fazla iyi niyet ve diplomasi ile sona erebileceğini düşünüyoruz dedi. Şimdi savaşı körüklemek, yani bunu bir anlamda savaşı körüklemek olarak nitelendirdi. Hiç bitmemesini hatta yayılmasını sağlamak için yapılmış bir hamle olarak yorumlanacak bir adım Sayın Biden'dan geldi. Bu cümlesi önemli. Devamında Biden'ın bu adımı çatışmayı tırmandırmasının ötesinde Rusya'nın daha büyük bir tepki vermesine yol açacaktır. Sayın Putin de ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla cevap verilmesine imkan tanıyan doktrini onayladı. Tüm bunlar bölgeyi ve dünyayı yeni ve büyük bir savaşın eşiğine getirebilir. Benden sonrası tufan anlayışıyla hiçbir yere varılmaz. Ukrayna ve Rusya tarafının kışkırtmalara kapılmadan sükuneti muhafaza ederek barışa odaklanmaları beklentimiz ve temennimizdir. Bu büyük hatanın oluşturduğu zeminde yapılacak en ufak yanlış, provokasyonlara kapılmak, barut fıçısına ateş atmaktan farksız olacaktır. Dolayısıyla herkesi dikkatli davranmayı tavsiye ediyorum şeklinde bu soruya cevap verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani savaşı körükleme anlamında bu son gelişmeyi ve tasvip etmediklerini net bir şekilde altını çizmiş oldu.